şeyin volkanik Harra kayalıklarının oluşturmuş olduğu Medine'nin çevresi koruma. Burası güney. Şu an bizim bulunduğumuz yer burası. Biz buradayız. Allah'ın Resulü güneyden geldi. Buralar kapalı olduğu için ordular hep böyle Uhud istikametinden geldi. Bakın Vadi Kana. Ben size dedim ya Uhud'da. Peygamber Aleyhisselam şöyle düştü, boşluklar olmuştu. Vadi Kana işte bakın Vadi Kana'yı görüyorsunuz. Hala devam ediyor. Burada Vadi Akik. Cennet vadiden bir bahçe. Bir vadi olarak anlatılan Vadi Akik'in alanı. Bu halden bu hale getirilerek müthiş bir tahrifata uğratılmış Medine-i Münevvere. İşte diğer bir başlık var. Çok aşamayla. Uhud'da görüyorsunuz. Yine burası Kana Vadisi. Harra kayalıklarına geliyorsunuz. Burada kabilelerin yerleşim durumu. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman aileler her yerde işte. Evsiler bir bölümde, Hazreciler bir bölümde, Kureyza'lar bir bölümde, Kaymukovaları bir tarafta, Nadiler bir tarafta, Eslemoğulları ayrı tarafta. Hepsi bu şekilde dağılmış vaziyette. Kuba'nın olduğu noktada burası. Yani Peygamber Aleyhisselam da buradan geliyorlar. Ve ilk geldiği zaman da Medine'ye girdikleri ilk yer Musaffa. Buradan çıkınca da görmek isteyenler kısaca oraya bir götüreceğim. Gördüğünüz gibi etrafı nehirlerle kuma bahçeleri çevriliyor. O yüzden ben sizi yerde girdiğinde dedim. Gözünüzden betonları, yapıları kaldırıp gözünüzün önünde bu Medine'yi tahayyül ediniz. Çünkü biz zaten buradakinden kat kat daha fazla betonların olduğu yerden görüyoruz. Öyle beton görmeye ihtiyacımız yok. Ağababalarını görüyoruz. Burada biz Allah Resulü'nün zamanını görüp empati yapmak, hissedilmek, özdeşleştirilmeyi arzuluyoruz. İşte o dönemin Medine'yi çekmiyorum. İman eden Ensar ve Muhacir işte. Muhacirden Hazreti Ebubekir Sıddık, Ensar'dan Harice bin Zeyd bin Harise ile karıştırmış. Yani Peygamber Aleyhisselam sahabesi Medine'ye girince evi yok, barkı yok, her şey terk etmiş. Mekke'de çok zengin ama Allah için terk ederek ne yapmışlar? Medine'ye gelmişler dinlerini yaşayabilmek için. Ve olunca bedende hiçbir şeyleri yok. Paraları yok, ümitleri yok. Hani kredi kartları yok, kredi taşıdığı hiçbir şey yok. Peygamber Aleyhisselam onları kardeşe, kardeşlik, muhafata yaptırıyor. Yani kardeşlik meclisi kurduruyor. Ve bunu kurduğu zaman da Hazreti Bekir'in Medine'deki kardeşi harici oluyor. Abdurrahman bin Abdül kardeşi, Sa'd bin Ravi Nebi oluyor. Salman Farisi'nin kardeşi Ebu Derda oluyor. Peygamber Aleyhisselam böyle özel bir kardeşlik yapıyor. Ne zamana kadar? اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اِخْبَتُونَ Bütün müminlerin kardeş olduğunu ifadenin ayetten sonra bu pek uygulanmıyor. İşte gördüğünüz gibi burada Ebu Zer'in Kufayr'in yaşamış olduğu bölge, o da yine Ensar'dan diğer sahabeyle. Bu da yeni bir çalışma olarak Mekkeli muhacirinle, muhacir neydi? Mekke'den Medine hicret edene muhacir deniyor. Mekkeli muhacirle Medine'de Müslümanları karşılayan Medine'de Müslümanlar Ensar ne alak muhakkakını gösteriyor. İşte ilk dönemde sahabeler bu şekilde birbirleriyle yerleşmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabelere. Yani nüfusun, soyun, ırkın nüfus dağılımı Hazreçlilerle Evs kabilesi. Bunlar Yemen'den gelen iki büyük aile kardeşi. Ama bunlar yok birbirleriyle Yahudiler metin nesile kavga haline giriyorlar. Ve bu kavganın etkisiyle 100 yıla süren bir şey başlıyor. Kan davasınları başlıyor. En son bahsettiğim gibi görseniz bu ağız takımdan sonra Allah Resulü'nün Medine etkisiyle beraber kardeşlik işte onların kollarını anlıyor. Hav oğulları, Hüseyin oğulları, Kâb oğulları, Harise oğulları soyları var. Hangi sahabe nereden gelmiş? Hepsi biliniyor. Şimdi bizde de bu sevda başladı değil mi? 1860'a kadar soy kütüklerine bakıyorsunuz devlet. Aile ağacı. Aynen aile ağacı. Burada da evsileri görüyorsunuz. Onların aile kütükleri ve genelde işledikleri bölgeleri görüyorsunuz. Haber gelirken malın mülkünü terk eden kişiler sadece evli barklı kişiler değil. Yani bekar olanlar da vardı. Kadınlardan da erkekler var. Bunları Suf Esnaf diyoruz. Suf ve nedir dünyadan terkine terk etmişler? Mescid-i Nebi'nin güney kısmında. Peygamber'in kabrinin tam arkında küçük bir çıktığının olduğu yer değil. Orası mescidin dışı zaten. Arası mescidin dışı, şurası. Bu yeşil halılarla gördüğünüz yer var ya, işte burası yeşil halıların olduğu yer. Peygamber'in gerçek camisi. Eviyle minber arasındaki yer. Uhud'u görüyorsunuz, Ehl-i Sufa'nın olduğunu görüyorsunuz. Burada kalıyorlardı. Onların azıkları hurma, içtikleri bazen deve sütü ve giydikleri de görmüş olduğunuz bu elbiseler. Ne için? Allah ve Resulü için bunları terk etmişlerdi. Allah onlara gazar yolunu açıp ganimetler insanlık zenginleşinceye kadar bu hayata açılar. 70 ile 140 arası olarak değişiyordu. Bunların amacı neydi? İlmi tahsil ediyorlardı ve tehlikeli olarak yeryüzüne dağılıyorlardı. İşte mescidlerindeki sanıları gösteren. Hicret güzergahı. Mekke'den Medine'ye giden normalde yol, sevgili dostlar, görmüş olduğumuz kırmızı yol. Ancak Peygamber Efendimiz hicret ederken ne dedik? Bak bu çok önemli. Ya Allah bismillah deyip atlamıyor peygamber. Hicret ederken herkes Medine'ye gideceğini beklediği için Peygamber Aleyhisselam özellikle Medine'ye gitmeden önce güneye geçiyor. Sevir Dağı'nda, şu gördünüz. Sevir Dağı'nın tepesindeki Hira Mağarası'na Sevir Mağarası'na çıkıyor. 3 gün orada konaklıyor. Ondan sonra Medine yoluna çıkıyor.
Ve çıkarken normal yoldan paralel gidiyor. Onlarla aynı yolda gitmiyor. Müthiş bisikletçi bile bir sur Allah'ı bekliyor. Belli noktalarda da kesiştiriyor ki bakıyor gelen giden var mı? Görüyorsunuz yeşiller, zikzak çiziyor, zor yollardan geliyor. Normalde gelmeyecek olan yerden Yesrib'e geliyor. Medine'nin eskisi mi Yesrib? Günah, uğursuzluk anlamına gelir. Peygamber aleyhisselam Medine'ye yeşilken Allah'tan affedersin ki artık o tabedir, kayyedir. İşte Medine'nin kaderi. Nur Dağı, Mekke'deki Nur Dağı, ilk vahyin geldiği dağ. Çıkışı 45 dakika kadar sürüyor, ben kendim için söylüyorum. Şurası mağaranın olduğu yer, tam şu gördüğünüz yer. Buradan bir boşluk var, iki kişi oturabileceği bir yer. Bir boşluk var, o boşlukta Mescid-i Haram gözüküyor. Ümmetin liderliğini sürdüren, bir nevi Peygamber Aleyhisselam'ın havariliği vazifesini gören Hulefai Raşidi'nin kaç yıl halifelik yaptı? Peygamber Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir 2 sene, 3 ay kadar, 800 gün kadar halifelik yapmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh 10 sene, 6 ay kadar yapmış. Hazreti Osman radıyallahu anh 12 sene, 10 gün kadar halifelik yapmış. Hazreti Ali Efendimiz 4 sene 9 ay 10 gün kadar halifelik yapmışlar. Ve Hazreti Hasan'ın halifelik sevdiği 42 daha tekabül ediyor. Allah Resulü halifelik benden sonra 40 yıldır demişti. O hadise çok tekabül eden bir ifade oluyor. Kur'an'lar duymuşlar. Kur'an'da hani Mescid-i Nebi Kur'an hibe etmişse Mescid-i Nebi'ye ne yaptınız? Oradan 35 yere, 45-55 yere Mescid-i bir Kur'an infak ettiniz. O infak edilen Kur'an'lar burada bu şekilde. Medine'de bulunan Kur'an fabrikası var. Tek bir Kur'an basma. Ücretsiz olarak her sene milyonlarca hacıya dağıtılıyor. Onun nokta, onu göstermiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden en çok rivayet, hadis rivayetlerinin bilgileri anlatılıyor. Burayı biraz daha hızlı geçelim, bakayım. Yeşil kubbenindeki gümüş kubbe, yani peygamberden sonra, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman döneminden beri namaz kılınan nokta burası. Şu an çünkü artık masada iki aydan beri burada namaz kılmıyorlar. Efendimiz de namaz kılabilirler. Ama eski vazifelerin olduğu yer burası. İzli içinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Zühtü Efendi'ye yaptırılarak buraya bulundu. Gördüğünüz gibi her yerinde ecdat, yani ne de olsa namaz kılacağız, koy bir tahtı edememişler. Yani şimdi Müslümanlar öyle değil mi? Adam camiye geliyor, giyinişi kuşanışı belli, ya da bir şey inşa ediyor. Çok böyle zarafetten, estetikten uzak. Peki bakıyorsun ecdadın yaptığı bir mihrap yapıyor ama şu mihrap bile ayrı bir efsane. Mesela dün Kur'an Müzesi'nde kimdi? Hangi paşaydı o hanım paşa? Hatırlayan var mı? Osmanlı'nın tek hanım paşası. Emine Paşa. Bravo. Emine Paşa, Mısır'da. Emine Paşa ne yapmış? Kendi eliyle beraber muazzam bir kitaplık yapmış, Kur'an kitaplığı. Ecdat da herkese yaptığı her şeyde binlerinden mihrabına kadar sanatı konuşturmuş zerafet bir adamlar. Bu yani Hazreti Sabr Bey, Hazreti Hamza Aradalar kabri, diğer şeyhların kabri burada görmemiz gerekiyor. Burası Baki kabristanı, ha Baki'yi görmüş olanlar özellikle bakarlarsa iyi olur. Bakın biz burası Baki'nin girişi, şurası Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Abbas'ın, Hazreti Hasan, Peygamber'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hasan'ın kabrinin olduğu yer. Arkada Hazreti Hüseyin'in Kerbala'daki silahın başı Şam'dan buraya getirilir. O var. Zeynel Abidin ki Hazreti Hüseyin hayatta kalan Kerbala'daki tek evladı. Onun oğlu Muhammed Bakır, onun oğlu Cafer-i Sadık. Burada. Onun hemen şurada peygamberin 7 çocuğu vardı. 4 tane kız, 3 oğlu, 6 çocuğu Hazreti Hatice'den. Bir çocuk Mariyan İbzan olmuştu. Fatıma burada. Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'in tabi burada çok ağır imtihanlı peygamberin 7 çocuğunun 6'sında hayattayken kendisi defnetmişti. Hemen şu yanda gördüğünüz, şu gördüğünüz yüzükse ise Efendimiz'in eşleri vardı. Ayşe annemiz, Zeynep annemiz, Züveyriye annemiz, Mariye annemiz. 11 eşim tabi de burada. Yanında ise Cafer bin Ebu Talib'in, Hazreti Adil'in abisi Akil bin Ebu Talib ve yanında Süfyan bin Haris var. Geliyoruz biraz da. Küçük belki görmek zorlanıyorsunuz. Burası Medine'ye ilk defnedilen Baki kabristan. Defneden Osman bin Mazun'un kabri ve Peygamber'in oğlu İbrahim'in kabri. Biraz da geliyorsunuz. Uhud'dan gazi olarak Medine'ye gelip şehit olanların kabri ve Medine'yi talan etmek için Yezid, 1. Yezid 2,5 yıl halifelik yaptı adam. Kabe'yi mancınıklarla taşlattırıp yaktırdı. Mescid-i Nebi'yi talan ettirdi. Hazreti Hüseyin'i katlettirdi. 2,5 yılda bir adam ümmeti tarumar etti. Medine'yi talan yaptı. Harre'de Medine'yi savunmak için mücadele eden şehitlerin kabirden olduğu yerde burası. Buraya geldiğinizde yalnız bir mezar. Peygamber döneminde Baki kabristanı bu kadarmış. Şurası kabrin dışı. Hüsnü Osman 12 yıl halifelik yaptıktan sonra bir grup genç içindeki cahillerle ve bazı kafirlerle beraber Hüsnü Osman'a hilafetine baş kaldırıyorlar ve onu öldürmeye kalkıyorlar.
yerde gösterebilirim. Biraz da şükürler değişiyor. Beni tam çıkışına kalıyor. Az olsun emin olun ya. Baki kabristanda Müslüman mezarı diye burada fethetmek istemiyorlar. Sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedin, kafir oldun diyorlar. Daha yeni yetmeler. Lan sen daha, hani derler ya, baban da armutken, işte ağaçta armutken, elmayken, Hazreti Osman İslam'ı yaşıyordu, Kur'an'ı yaşıyordu ve yazıyordu ve hafızıydı. Allah ve Resulullah'ından razıydı. Sen gelmişsin şimdi iki tane bir şey öğrenmişsin, sen kafirsin. Bugün de çıkıyorlar ya mesela. Abi iki tane bir şey öğrenmiş, hemen tak tak tak, onu kafir, buna memnun ediyor. Hazreti Osman minaklarının kabri burası. Efendimiz kardeşi Halime binti Ebu Zeyd Efsadiye. Burası ise Sa'd bin Muaz'ın. Ve yanında da Efendimiz Ebu Said Efendi'nin kabri. Baki'de daha 300 kişi var. Size de gösterelim tabi. İşte Aycın Durması bahsettiğin burası Cennet Paşı. Evin ve evliklerim arası Cennet Paşı'na başladı diye. Çok meşhurdur, duymuşsunuzdur. Ağlayan kütüğü duydunuz mu? Evet. Serimizde geçen. İşte ağlayan kütüğün olduğu yer buradaydı. Minber'in olduğu yer. Yeşilalar oradan var. Ev ilerse Rıza Resulullah namaz kıldığı mihrap. Biraz önce gönderdi gösterdi mihrap da şu. Şu mihrap şu. Ama efendim namaz kıldığı burası. Yeşil halıları görüyorsunuz. Siz bayanlar olarak buraya gelemiyorsunuz. Arka kısmına giriyorsunuz sınırlarına. Evet, evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidi 3 basamaktan oluşan bir şeye çıkmaya başlamış. Minber'e çıkmaya başlamış. Ondan önce bir hurma kütüğüne dayanmış. Tabi cemaat çoğalınca mescitte. O hurma kütüğünden çıkıp ayrılıp 3 basamaklı minbere çıkınca hurma kütüğünden bir ceylan yapışırın ağlaması gibi şiddetli sesler çıkmış. Ta ki Peygamber aleyhisselam ona sarılıncaya kadar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam ona sarılmış. Eğer ben ona sarılmasam kıyamete kadar ağlar deyip onun bir kısmını toprağının minbere dibine demeler. Bu da ecdat yadı geldi. Sultan 3. Murat döneminden yine aynı keza Abdülaziz döneminden tahsilat görmüştü. Abdülaziz döneminden görmüştü. Şu anki Kabe gibi. Şu anki Kabe'de 4. Murat'ın yaptığı Kabe'dir. Kabe hala Osmanlı eseridir. Ve Kuba mescidi. Hemen yeni gördüğümüz Kuba'mız. Evet şimdi... Gördüğünüz gibi Medine'de Sahara Bölüm Bey'de Gökhan Camisi, Mahkuma Bahçesi. Bakınız, Baki Kabistan'da şehrin dışında. Hani ben size dedim ya. Baki Kabistan'da şehrin bir dışında. Medine pazarı diğer şehrin dışında. Medine şehrin diğer dışında olan neresi bakın. Sizi geçirdim geçen yürüdü yürüdü sesinizi çıkardım mescide bakın burada biraz. Burası. Burası da şehrin diğer bir şehrin. Peygamber de Medine burası bakın en sağ yönde. Kalanlardan, restore görenlerden. Eski Osmanlı burası işte kışlalar, vakıflar, hamamlar, fakülteler, devir istasyonlarında kurmuş olduğu Sükke Mescid'in olduğu yer, istasyonun işaretleri, hepsi sağ ileride var. Büyük adamın bir adamın önünde ileride bir yapı görüyor musunuz? Cami de var, Ambeliye Camisi. Komple Medine 100 yıl önce böyleydi. Yapması 1000 yıl sürer, yapması 1000 yıl. Allah Resulü'nün 3 duasından ikisinin kabul edilip birisinin kabul edilmediğini dediğimiz neydi kabul edilmeyen? Dünya malı. Bravo. Bravo. Çok güzel. Bu da bir Kadir Camisi. Peygamberimizin Mekke'ye gittiği zaman umre ve hacca niyetlerinde ihram giymek zorunda olduğu sınır burası. Neden biz hocam Mekke'ye gidip otelimize ihram giyemiyoruz? Bu sebeple Mikat sınırı buradan başlıyor. Evet, Kıbrete'yi burada namaz kıldığımız yer. Burası da Raya Mescidi, Zubat Mescidi maalesef arada kılan bir şahsa ait ve Peygamberimiz Uğuz'a giderken istirahat ettiği yerlerden. Dağabe bölgesi ve biz devam ediyoruz. Mekke'ler 4 gün burada konakladı. Sonra yolda yürürken Cuma namazı emredildi ve Peygamber ilk Cuma namazı, birazdan onu göreceğiz arabayla giderken, Cuma namazını kıldı Ranun Havadisi'nde. Sonra yürüye yürüye Mescid'in olduğu bölgeye geldi. İki kardeşe ait olan evin bulunduğu arsayı satın aldılar. Ve Halid bin Zeyd, Ebu Ayyub el-Ensari'nin evine misafir oldular. Hangi sahabenin evi, biz nereden biliyoruz? İşte bu çalışmalardan. Ne anlatmıştım ayrıldıktan sonra? Hendek Savaşı'nı anlatmıştım. Bakınız, Hendek'in Kızıldağ'dan 9,5 kilometre uzunluğunda, 9 kilometre uzunluğunda, 4,5 metre derinliğinde, 5,5 km uzunluğunda 9 metre genişliğinde 4,5 metre derinliğinde olacak şekilde gördüğünüz gibi hendek kazılmış bir şekilde numarası önümüzde duruyor. Ve Allah Resulü'nün Selim Damarkız'daki Medine'si de geçişimizde. Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi böyleydi. Sonra genişleme durumda. Hazreti Ebu Bekir döneminde bu kadar genişletildi. Hazreti efendim, Osman döneminde daha fazla genişletildi. Bakın benim bahsettiğim gibi Cafer radıyallahu anh'ın evi vardı demiştim burada. Hatırlar mısınız? Yanında Abbas radıyallahu anh'ın, onun yanında Nevfel'in, onun altında Ammar'ın, Ammar bin Yasir'in, onun altında Ebu Sebre'nin evleri.
burada Efendimiz'in bahsettiğimiz gibi diğer sahabelerin evleri işaret ediyor. Hazreti Osman ile şehir dediği yerde burası. Tam işi kubbenin çıkışındaki olan nokta. Ön tarafımız erkekler ve önden geliyoruz. Buradan aynen şöyle Babu Selam'a yürüyoruz ve tabi önden geçip çıkışa geçiyoruz. Burası işte Resulullah'ın tam başın hizası. Arkasında omuz hizasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, onun arkasında omuz hizasında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabirlerinin olduğu yer. Ben Ali Sarık Yılmaz'dan sadece böyle bir kent vardı. Çok yakınlar. Sol yan tarafına gelmişiz. Yan tarafta hala teller duruyor çünkü. Eskiden bazen bayanlar gidiyor. Biraz önce bahsettiğim bir merkez hikayesi. Ağlayan günler. Mescid iki aşaması. Peygamber Ayşe ile Sevda annelerimizin evleri burada. Burası boşta. Giriş çıkışı belli. Uhud tarafına. Ancak kıble değiştikten sonra Efendimiz kıbleyi buraya alıyor. Ailesinin evini değiştirmiyor. Kıble tarafında mihrab ve minberi kuruyor. Ve arka tarafta şey diyor. Siz bayanlar olarak Peygamberimizin ilk mihrab olarak kullandığı yere namaz kılıyorsunuz bayanlar olarak. Yeşil alana ilk girdiniz ya. İlk girdiğinizde Peygamber'in önce namaz kıldığı yer orası. Tam orası. Ortaya geldiniz. Orada bir tane dersiniz. Namazınızı orada kılmaya çalışıyorsunuz. Mescidin girişlerini aşamaları. Mimari özelliklere gerek yok. Devam edelim. Külliyeler, hepsini burada görebiliyorsunuz. Ve böylece bunu da tamamlamış oluyoruz. Kısmen de olsa o vakti yaşamaya çalıştık. Buyurun.